Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Ermenistan yalanladı. Neler oluyor? Türkçe, Kuzey Mitrovica'da resmi kullanımda dil ilan edildi. İsrail, Gazze'ye uluslararası bir askeri birlik gönderilmesini öneriyor. Türkiye'nin ABD'den F-35 satın almaya yönelik yeni planı. Irak, hazırladığı sınır güvenliği mutabakat taslağını Türkiye'ye sunacak. Albay Richard Black, El-Kaide ve IŞİD vekil gücümüzdür. ABD'nin verdiği görevi yerine getirdiler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemlerde Ermenistan ordusunun iki ülke sınırının farklı bölgelerinde yoğun hareketinin ve askeri yığınak yaptığının gözlendiği bildirildi. Ermenistan'da Azerbaycan'ın savaşla tehdit eden intikamcı güçlerin daha da aktifleştiği, saldırgan söylemlerin ve provokatif haberlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun her türlü askeri provokasyon girişimi Azerbaycan ordusunca kararlılıkla önlenecektir. Durumun tırmanması ve olası provokasyonların tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve destekçilerine ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz ifadeleri yer aldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan sınırına askeri yığınak yaptığı iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ermenistan'ın aktif personel, zırhlı araç ve topçu hareketliliğine dair yayılan bilgilerin gerçekle örtüşmediği belirtilerek hareketliliğin nedeninin sürücü eğitimi olduğu kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki operasyonel durumun istikrarlı olarak değerlendirildiğini ve şu anda sınırı güçlendirmek için ek önlemler almaya gerek olmadığını vurguladı. Azerbaycan medyası, tanklar da dahil olmak üzere zırhlı araçların taşınmasının sürücü eğitimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını, ağır ekipman taşındığını belirterek, eğitim olsa bile neden sınırda yapıldığına dikkat çekerek sürücü eğitimi açıklamasının bir bahaneden ibaret olduğunu kaydetti. Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica Belediyesi'nin meclis oturumunda Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Enis Kervan tarafından Türkçenin resmi kullanımda dil kabul edilmesi için yapılan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. KDTP Milletvekili Kervan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karar tasarısının kabul edilmesiyle Kosova'nın çok etnikli ve çok kültürlü bir devlet olduğunun tekrardan kanıtlandığını söyledi. Türkiye'nin Kosova'da yüzyıllardır geleneksel olarak konuşulduğunu belirten Kervan, "Bugün Türkçemiz oy çoğunluğuyla resmileşti," dedi. Türkçe halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde resmi dil statüsünde, Priştine, Gilan, Vıçıtırın ve Güney Mitrovica belediyelerinde ise resmi kullanımda dil statüsünde bulunuyor. Kosova yasalarına göre belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın resmi kullanımda dil statüsüne sahip olabiliyor. Söz konusu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor. Kosova'da 2011'de yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 18.738 Türk yaşarken yaklaşık 50.000 kişi ana dilinin yanında Türkçe'de konuşabiliyor. İsrail'den Gazze'ye Arap ülkeleri de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden askeri personelin yer alacağı uluslararası bir askeri birlik gönderilmesi önerisi geldi. Amerikan yayın organı Axios'un İsrail'deki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu öneri İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'ye yaptığı son ziyaret sırasında dile getirildi. Bu bilgilere göre İsrail yetkililer bu güçleri görevi savaşan tarafları ayırmak olan barış gücü olarak görmüyor. Uluslararası birliğin ana rolü insani yardım konvoylarını korumak ve muhtemelen Gazze şeridinde güvenlik gücü olarak Hamas'ın yerini almak. Böylece Gazze'de Hamas dışı bir yönetim organı öngörülmektedir. İsrail'in önerisinin temel amacı insani yardımın Hamas savaşçılarının eline geçmesini engellemek ve Gazze'deki insani durum nedeniyle Washington'da yaşanan gerilimi azaltmak. Amerikan yayını İsrail'in bu girişimi Mısır ve muhtemelen Ürdün'ün de dahil olduğu iki Arap ülkesiyle daha görüştüğünü belirtiyor. Ancak Axios, Arap dünyasının bu fikre soğuk baktığını ve çatışmaların sona ermesinin ardından ancak barışı koruma güçlerinin gönderilmesini desteklediğini yazıyor. ABD daha fazla silah programını hayata geçirmek için Türk şirketleriyle görüştüğü bildirildi. ABD heyeti, Blisk and Spol gibi yüksek teknolojili motor parçalarının üretimi konusunda Türk yetkililerle bir araya geldi. Bulgaryan Military Savunma sitesinde yayınlanan analiz yazısında artık F-35 programına dönmek için Türkiye'nin şartlar öne süreceği kaydedilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a yapacağı ziyaretin ana gündem maddesinin ABD'den F-35 alımı olacağı ve bunu Washington'ın YPG-PKK'ya verdiği desteği çekmesi talebinin takip edileceği belirtildi. ABD, dost bir NATO üyesine olan bağımlılığını derinleştirerek mühimmat stoklarını yenilemeyi amaçlıyor diyen Bulgar medyası, yerli silah üretimi için temel olan trinitrotoluen ve nitroguanidin gibi önemli itici gazları Türkiye'den tedarik etmeyi umuyor ifadesini kullandı. Topçu üretim kapasitesinin artırılması, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e daha etkin silah yardımı yapmasını sağlayacaktır.
Delinen yazı şöyle devam ediyor. ABD ve İsrail Ekim 2023'ten bu yana mühimmatlarını hızla tüketerek özellikle Ukrayna ile ilgili olmak üzere bölgesel güç dinamiklerini ciddi şekilde bozdu. NATO üyeleri olarak hem Türkiye hem de ABD Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarikinde önemli roller oynamıştır. Türk insansız hava araçları Rusya-Ukrayna savaşının ilk aşamalarında çığır açıcı olarak övüldü. Eğer Türkiye F-35 tedarik edilirse bu savaş uçakları savaş sırasında Amerikan tarafından sağlanan B-61 nükleer başlıklarını kullanma yeteneğine de sahip olacak. Bu Ankara ile Washington arasındaki nükleer paylaşım anlaşmasının bir parçasıdır. Bu anlaşma Türkiye'nin savaş zamanında nükleer silah sahibi bir devlet olmasını mümkün kılmaktadır. Türkiye'nin F-35 programına üyeliğin faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Ülkenin düşük iş gücü maliyetleri uçak bileşenlerinin daha uygun maliyetli üretilmesini sağlayarak çok sayıda NATO üyesi ve İsrail ve Japonya gibi NATO üyesi olmayan için toplam fiyatı düşürdü. ABD F-35'lerin İsrail ve Türkiye dışında başka bir Orta Doğu ülkesine satışını sürekli olarak reddetmiştir. Bu ayrıcalık 1960'ların ortalarından bu yana İsrail ile kurulan güçlü savunma bağlarını ve Türkiye'nin bölgedeki Batı bloğu çıkarlarının korunmasında kilit öneme sahip bir NATO üyesi olarak oynadığı rolü yansıtmaktadır. İsrail'in ve Türkiye'nin nükleer güç olarak tanınması, Batı'nın bölgedeki çıkarları açısından önemlerini pekiştirmektedir. Türkiye'nin başlangıçta işbirliği yaptığı bir girişim olan F-35 5. nesil savaş uçağı ortak üretim programından çıkarılmasının ardından Türkiye tahkim gibi alternatif seçenekleri araştırmaya odaklandı. İlginçtir ki 2007 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından onaylanan F-35 anlaşmasının yazılı metninde anlaşmazlıkların uluslararası mahkemelerde temyiz edilemeyeceği açıkça belirtilmektedir. Anlaşmanın 17. bölümü şu hususun altını çizmektedir. Bu mutabakat zaptından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığın çözümü bireysel, ulusal, uluslararası yargı kuruluşlarına veya diğer kuruluşlara başvurulmaksızın ilgili taraflar arasındaki gönüllü görüşmelerle sınırlı olacaktır denilmektedir. Bu zorlu durum karşısında tahkim yoluyla geri ödemelerin güvence altına alınmasına giden yol hem yorucu hem de uzun sürdü. Sonunda Türkiye yeni bir F-16 siparişiyle ödemenin hesaptan düşülmesi planını ortaya attı. Başlangıçta Türk Hava Kuvvetleri'nin 100 adetlik bir F-35 filosu teslim alması öngörülmüştü. Bu stratejinin bir parçası olarak 34 Türk pilotun özel F-35 eğitimi için ABD'ye gönderilmesine yönelik bir girişim geliştirildi. Ancak bu titiz planlar ABD'nin ambargo ve katsa yaptırımları uygulaması nedeniyle aniden durduruldu. Bu beklenmedik gelişmeye rağmen Türkiye programa 1.4 milyar ABD doları tutarında etkileyici bir yatırım yapmıştı. Öyle görünüyor ki 9 Mayıs'taki görüşme ilişkilerin geleceğinin hangi yönde devam edeceğini göstermesi açısından kritik öneme sahip ifadelerine yer verildi. Türkiye ile Irak arasında sınır güvenliği görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Irak'la Türkiye arasında kurulan ortak daimi komiteden ismi açıklanmayan Iraklı bir yetkili, sınır güvenliği mutabakat zaptı taslağının tamamlandığını belirtti. Bir sonraki aşama olarak taslağın Türk yetkililere sunulacağını aktaran yetkili, mutabakatın imzalanması için Irak tarafının yakın zamanda Türk yetkililerle görüşeceğini ifade etti. Taslağın güvenlik ve sınırlarla ilgili konuları içerdiğini belirten Iraklı yetkili, mutabakatın terör örgütü PKK ile mücadeleyi de içine aldığını açıkladı. Irak ile Türkiye arasında kurulan ortak daimi komitenin ilk toplantısı geçtiğimiz yılın sonunda, ikinci toplantısı ise bu yılın başında gerçekleştirilmişti. Toplantıda ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki sınır güvenliğini sağlama yolları ele alınmıştı. ABD Deniz Piyadeleri ve JAK birliklerinde 30 yılı aşkın bir süre görev yapmış olan Albay Richard Black, Amerika'nın IŞİD ve El-Kaide ile işbirliğini ve özellikle Suriye'de yaptığı insanlık dışı işleri gayet güzel anlatmış. El-Kaide ve IŞİD bizim daima sahadaki vekil gücümüz olmuştur. ABD'nin onlara verdiği görevi yerine getirdiler. Amaç Suriye'nin meşru hükümetini devirmekti diyen Albay Richard Black, 100 ülkeden Suriye'ye IŞİD teröristlerinin hareketini kolaylaştırdı. Suriyelilerin kocalarını öldürüp onların karılarına ve çocuklarına sahip olabilme hakları vardı. Suriye'de bir tecavüz kampanyası başladı. Pedofililer küçük çocukları istiyordu. Beklenmedik bir şekilde Suriye ordusunun El-Kaide ve IŞİD'e karşı üstünlük sağlaması üzerine B planına geçildi. B planı Suriyelilerin buğday ambarı olan Suriye'nin kuzeyini işgal etmekti. Suriye'nin savaştan önce önemli bir buğday fazlası vardı. Kıtlığa neden olmak için buğdayı ellerinden almak istedik. Petrolü çalarak sivil nüfusu dondurabilirdik. Böylece Suriyelileri açlıktan kırmak ve dondurarak öldürmek istedik dedi. Albay Richard Black kendisini gerçek bir Amerikan vatanseveri olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Pentagon Ceza Hukuku Bölümü eski başkanı ve Virginia senatörü olan Albay Black, son zamanlarda ABD hükümetinin dış politikasını eleştiren sert bir ses haline geldi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.